Merhaba arkadaşlar, ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile Sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum, ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте. Мы начинаем наш урок. Один, два, три. Четыре, пять. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Пятый урок. Пятый дерс. Повторение мать учения. Текрар öğrenmenin anasıdır. Bugünkü dersimizde aeta vurgusunu ve nasıl kullanıldığını öğreniyoruz, tonlamasını öğreniyoruz. İkinci bölümünde ise kişilerin adını sormayı ve tanışmayı öğreniyoruz. A eta i davайте познакомимся. Önce anlamlandırma üzerinde tekrar bir hatırlama yapalım. Rusça'da, Rus dilinde 7 tonlama, 7 anlamlandırma vardı. Biz bunlardan 1, 2 ve 3 numaralı anlamlandırmaların nerelerde kullanıldığını öğrendik. Bugün 4 numaralı anlamlandırmayı öğreniyoruz. 4 numaraya geçmeden tekrar daha önce öğrendiklerimizi bir hatırlayalım. 1 numaralı anlamlandırmayı düz cümlelerde kullanıyorduk ve odak sözcük dediğimiz en önemli sözcüğün vurgusuna ayrı bir ton veriyorduk. Это Иван. Это Иван. Это мама. Это мама. Это Анна и Алла. Это Анна и Алла. İki numarada başında bir soru zamiri ya da soru zarfı olan cümlelerde kullanıyorduk. Aynı şekilde bu cümlelerin başında bir isim varsa onu da yine iki numarayla tonluyoruz. Anna, кто это? Anna, кто это? Как вас зовут? Как вас зовут? Кто это? Это Иван. Как вас зовут? Иван. 3 numarayı tekrar hatırlayalım. Evet ya da hayır diye cevap verilebilecek soru cümlelerinde kullanıyoruz. Ve yine odak sözcük üzerindeki vurguya tonlama yapıyoruz. Это Антон? Это Анна? Лампа там? Gibi. İse anlamı olan bileşik cümlelerde yine birinci cümleyi soru cümlesi gibi, ikinci cümleyi düz cümle gibi tonluyoruz. Это моя шапка. А это твоя шапка. Это моя шапка. А это твоя шапка. Dört numaraya bakalım. Yine а это üzerinden gidelim. Peki bu, ya bu gibi sorularda özellikle düz cümlede cümlenin başında bu şekilde tonluyoruz. Şöyle ki Скажите, пожалуйста, что это? Скажите, пожалуйста, что это? Это Москва. А это? Я бу. А это? А это Санкт-Петербург. А это Санкт-Петербург. Burada ise bu ise diye çevirebiliriz. Ya bu, bu ise Sankt Petersburg. Sankt Petersburg. Okunuşuna bakın. Sankt Petersburg. Petersburg. Yani şöyle örnekler verebiliriz. A eta, a Anton, a tiyatr. Biraz sonra birçok örnek yapacağız bu konuda. Виктор, кто это? Это Юра. А это? Это Антон.
Anton, gdje Anna? Anna zdjes. A Viktor? On doma. Izvinite, eta tiatr? Da, tiatr. A eta? Eta počta. Spasiba. Skažite, što eta? Eta žurnal. A eta? A eta gazeta. Скажите, где книги? Здесь. А газеты? Газеты там. Videoyu durdurun. Tekrar tekrar ön tarafa dönerek diyalogları ezberleyin. Sonra bu Türkçesi üzerinden yapmaya çalışın. Aynı şekilde devam edin. Давайте познакомимся. İkinci bölümüne dersimizin başlayalım. Önce zamirlerin ismin hallerine göre çekiminin genel tablosunu bir görelim. Yalın hali, in hali, e hali, i hali, ile hali ve d hali diyoruz. Türkçe'de bu şekilde ifade ediyoruz ama her konu geldiğinde onun Rusçasını ve numarasını öğrenmeye çalışacağız. Yalın haline bir bakalım. Daha önce görmüştük. Ya, ты, он, она, мы, вы, они. Ben, sen, o, erkek, o, dişi, biz, siz, onlar. Bu zamirin yalın haliydi. Daha çok öznede kullandığımız haliydi. Şimdi i haline bakalım. Minya, 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 beni. Tibia, tibia, seni. Hani açık bir tebya ya da tibia değil. Çünkü şu arada şey yok, bir yumuşatma işareti veya sertleştirme işareti yok. Ayrı ayrı okuyabilmemiz için. Minya, tibia. Yivo, yivo, onu. Yivo, onu. Başka nerede görmüştük? Onun derken de yine yivo'yu kullanıyorduk. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki Rusça'da erkek için onu ve onun demek arasında bir fark yok. Onu derken de yivo, onun derken de yivo. Aynı şey kadın için geçerli veya dişi için geçerli. Yiyo, onu ya da onun. Yiyo, yivo, yiyo. Okunuşlara dikkat edin. Yivo, yiyo. Nas bizi, vas sizi, ih. Onları, onları. Tekrar bir bakalım. Ya, ty, on, ana, my, vy, ani. Minya, tibya, yivo, yiyo, nas, vas, ih. Yani, ya люблю tibya'daki seni. Seni seviyorum. Ya люблю tibya. Ya люблю его, onu seviyorum. Ya люблю ее, onu seviyorum. Ya люблю вас, sizi seviyorum. Ya люблю их, onları seviyorum. Aynı şekilde bu zamirleri araya da koyabilirsiniz. Ya тебя люблю, ben seni seviyorum. Ya вас люблю, ben sizi seviyorum gibi koyabilirsiniz. Videoyu durdurun. Ve tekrar tekrar söylemeye, ezberlemeye çalışın zamirleri. Niçin bu zamirlere döndük i halinde? Daha önce gördük. İsim sorma. İki şekilde soruyorduk. Bir, kak vaşe imya. Sizin isminiz nasıl gibi. Bu resmi bir söylemdi. İkincisi ise, kak vaz zavut olarak öğrenmiştik. Kak vaz Zavut. Biz bunu sizin isminiz nedir diye çevirmiştik. Şimdi tam nedir onu öğrenelim. Nasıl sizi çağırırlar? Demek ki Ruslar sizin isminiz nedir'i bu şekilde ifade ediyorlar. Nasıl sizi çağırırlar? Nasıl sizi çağırıyorlar? Kak vaz zavut. Kak tibya zavut. Seni nasıl çağırırlar? Senin adın nedir? Senin adın ne? Как
Yivozavut. Onun adı ne? Erkek için. Onu nasıl çağırırlar? Kak Yiyozavut. Onun adı ne? Bir kadını ifade ederken. Kak İhzavut. Onların adı nedir? Onların adı nedir? Demek ki Rus nasıl düşünüyor onu bir kere bileceğiz. Türkçe gibi düşünmeyeceğiz. Bizim söylediğimiz kalıpta söylenmediğini bileceğiz. Kak vazzavut. Sizin adınız nedir? Sizi nasıl çağırırlar? Cevap nasıl olacak? Yine iyi hali zamirle. Beni çağırırlar İvan diye. İvan olarak beni çağırırlar. Minya zavut İvan. Yani benim adım İvan. Minya zavut İvan. Tibia zavut Anton. Senin adın Anton. Ya da soru da olabilir. Tibia zavut Anton. Senin adın Anton mu? Tibia zavut Anton. Tonlamayla düz cümleyi soru şekline sokabiliriz. Bunu öğrendik. Yivo zavut Viktor Ivanovich. Yivo zavut Viktor Ivanovich. Onun adı Viktor Ivanovich. Onu Viktor Ivanovich olarak çağırırlar. Yiyo zavut Ira. Onun adı Ira. İh zavut Yura i Viktor. Onların adı Yura ve Viktor. Burada dikkat edeceğimiz, bakın fiilin üçüncü çoğul şahıs çekimi hiç değişmiyor. Çünkü özne gizli burada. Onlar, ani var ama bunu kullanmıyoruz. Minya zavut Ivan. Benim adım Ivan. Örnekler yapalım. Ivan, kto eta? Eta moj drug. Kak yivo zavut? Yivo zavut Viktor. Yavaş okuyorum. Önce siz okuyun. Anna, kto eta? Eta moja sistra. Kak yo zavut? Yo zavut Ira. Иван, это твои друзья? Да, это мои друзья. Как их зовут? Виктор, Антон и Юра. Durdurun ve konuşun. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Merhaba, merhaba. Hadi tanışalım. Minya zavut Anna Ivanovna. Minya zavut Anna Ivanovna. Avas, ya sizin adınız nedir? Ya sizi diyoruz Rusça'da. Ya sizi nasıl çağırırların kısaltılmışı. Avas, ya sizi. Ivan Petrovich. Очень приятно. Çok memnun oldum. Очень приятно. Приятно. Ya'yı açık olarak söyleyin çünkü önünde bir sesli olan i var. Очень приятно. Tibia zavut Igor. Kendinden küçük birisi demek ki sen diye ifade ediyor. Seni diye söylüyor. Senin adın Igor mu? Tibia zavut Igor. Нет. Akak tibia zavut. Peki senin adın ne? Akak tibia zavut. Minya zavut Sasha. Benim adım Sasha. A Igor. Moy Turuk. Igorsa benim arkadaşım. A Igor. Igorsa benim arkadaşım. Durdurun, konuşun. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Я ваш преподаватель. Ben sizin öğretmeninizim. Minya zavut Mustafa Sözlü. A сейчас, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Şimdi ise siz isminizin ne olduğunu lütfen söyleyiniz. İsminizi lütfen söyleyiniz. A сейчас, şimdi ise скажите, пожалуйста, söyleyiniz lütfen, как вас зовут? İsminiz nedir? Evet, kendi adınızı koyarak söyleyebilirsiniz.
Mesleğinizi de söyleyebilirsiniz. Давайте познакомимся. Вот мой друг. Его зовут Джон. А это моя подруга Клара. Очень приятно. Меня зовут Том. Посмотрите, это я. Yine bir fotoğraf üzerinden gösteriyor sanırım. Bakın, bu benim. Посмотрите, это я. Слева мой друг. Solda benim erkek arkadaşım. Его зовут Юра. Onun adı Юра. Справа моя подруга. Sağda kız arkadaşım. Ее зовут Анна. Onun adı Анна. Durduralım ve konuşalım. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.